arkadaşlar şu an yol kapalı. Bak zırhlı araçlarla yollar kapatıldı şu an. Şu an izliyorum. Kanka şu an askerlerin araçların yanından geçiyor. Kanka of. Elbette. Hop hop. Bundan ne lan? Oğlum var, zırhlı araçlar var kanka. Ey de zırhlı araçlar. Hemen de seni bırakmayacağım. Komutanın bomba ihbarı mı var? Silahlı kuvvetler yönetimi el koydu. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. Anlayacağım buraya. Milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Ankara'da hareketlilik var. Özellikle Genelkurmay Başkanlığı'nın önünde. Taarruz pilotlarına talimat verin. Taarruz pilotlarına talimat verin. Genelkurmay karargahının ve TRT'nin üzerinden alçak geçecekler. Taarruz pilotlarına talimat, Genelkurmay karargahının ve TRT'nin üzerinden alçak geçecekler. Alçak geçecekler, evet. İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü askeri araçlar tarafından kapatıldı. Trafiğe kapatılmasını askeri birliklerin gerçekleştirdiğini biliyoruz. Geçişler asker tarafından kapatıldı ama sebebini bilmiyoruz. Neden olduğunu bilmiyoruz. Edildi. Şu anda Boğaz Köprüsü'nü kapattılar. Kapattılar, el koydular. Polislerin silahlarına falan el koydular. Megafonla bu kişileri ikaz edin. Bu işin emir komuta içinde olmadığını, Genelkurmay'ın bu işin içinde olmadığını, ordu komutanlarının veya diğer komutanların bu işin içinde olmadığını anlatın. Yapılan işin kalkışma olduğunu anons edin. Oradaki düzgün, aklı başında insanlar dönecektir. Bombalıyorlar ya. Mitin oraya atıyorlar. Mitin bombalıyorlar evet. Acaba? İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın kendi güvenlikleri için bu yasağa hassasiyetle uymaları önem arz etmektedir. Vatan, selam, selam, vatan, vatan, selam, selam, vatan! Hep uslu, hürgün diyerek, hep uslu, hürgün diyerek, hep uslu, hürgün diyerek.
kimse ama hiç kimse halkın iradesini silah zoruyla yok etmeye çalışma gayretine müsamaha edilmeyecek, izin verilmeyecek ve bu işi yapmaya kalkanlar da bedelini en ağır şekilde ödeyecekler. Bunu milletimiz bilsin. Türkiye Cumhuriyeti'niz seçilmiş hükümeti görevinin başındadır. Bombanın yarattığı etki kilometrelerce öteden kameralara yansıdı. Bombardımanın ardından pist dakikalarca alev topu gibi yandı. Cumhurbaşkanım, dinliyoruz biz sizi. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim, buyurun. Bu gelişme gerçekten silahlı kuvvetlerimizin içerisindeki bir azınlığın ne yazık ki kalkınma hareketidir. Paralel yapılanmanın teşvik ettiği, üst akıl olarak onların kullandığı bir harekettir. Yani şu anda bu milletin imkanlarıyla ortaya konmuş olan tankı, topu vesaireyi, uçağını, helikopterini kullanarak milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım. Ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Sokağa çıkmaya davet ediyoruz. Lütfen ülkemize, vatanımıza, birliğimize, beraberliğimize sahip çıkalım. Allah rızası için bütün halkımızı sokağa davet ediyoruz. Ülkemize sahip çıkalım. Dört helikopterle gelip ikisi indirme yaptı. Bir kısmı diğer şeyde konser direk eder. Allah'ım sen yardım et ya Rabbil Alemin, sen yardım et. Ya Türk polisi, Türk askeriyle savaşıyor. Böyle bir şey yok ya. Hakim evlerine diyor. İnsanlar ateş edemezler, buna emin olun. Yalandı mı? Nereden?
ettim. Eyvallah. Sağlamız Allah'ın iyi bak gücü var bizde. Sağlam durun yerini. Ülkemizin hale getirdi. Arkadaşlar bak şakası yok. Şöyle getir kenara. Canımızı veririz abi. Bu ülke için canınızı veriyorsan medyasınız. Bütün ülkeye söyleyin gelsinler, silahlansınlar, canımızı verelim. Biz bu ülkeyi bırakmayacağız. Suriye ekibi bırakmayacağız. Yaralılar, üçü de yaralı. Anne gel buraya. Anne gel buraya anne. Anne gel buraya. Melih dönüyoruz. Dönüyoruz. Anne Melih, korkma gel. Bebeğim mi olacak? Anne sen dön. Ne olur. Anne sen dön anne. Tut elimle abi, tut abi. Tut elimle abi, tut. Abi tut. Tut. O yerler için. Ona girelim. Girecek yer yok, kapalı. Kapalı, ben kapattım abi önlerini. Tamam.
milletin yargısında hesap vereceklerdir. Bomba da atsanız buradayız. Ne yaparsanız yapın buradayız. Sizi yargının önüne çıkaracağız. Millete hesap vermenizi sağlayacağız. Meclise vuran uçak düşürüldü. Uçak zanda düşürüldü. Aklımız helal olmasın. Ya silah doğru diyor hala lan Hiç korkma. Gerçek, gerçek mi? Gerçek mi Ermin? Bu dünyada demokrasinin ne kadar kıymetli olduğunu, millet iradesinin ne kadar kıymetli olduğunu ortaya koyan anlayışın ta kendisi. Kabus dolu saatlerde silahla tehdit ederek bir bildiri okumamı istediler. O bildiriyi canlı olarak yayınlayacaklarını, tüm Türkiye'den duyuracaklarını ifade ettiler. O şartlar altında okuduk. Şu dakika itibariyle stüdyomuzda halkımızla, milletimizle, bizi seven sevgili izleyicilerimizle beraberiz. Bizim Mehmetçiğimizi gönderin. Onları kandıranlar şu sözleri söylemişler. Bir tatbikat var. Bu tatbikat için sizi TRT'ye gönderiyoruz. O çocuklarımız buradan ağlayarak çıktılar. Biz aldatıldık ve biz kandırıldık dediler. Bir tekinin herhangi bir yerine herhangi bir zarar gelmedi. Hareket bir ihanet hareketidir, bir ayaklanma hareketidir ve bu vatana ihanet hareketinin bedelini de tabii çok ağır ödeyecekler. Bunu bir defa peşine söyleyeyim. Onlar hangi yola başvururlarsa vursunlar, şunu bilmelerini özellikle istiyorum ki biz bu yola, bu kutlu davaya başımızı koymuşuz. Buraya biz canımızla, kefenimizle bu yola çıkmışız.
kardeşlerim, bu akşam yaşanan olay sebebiyle göstermiş olduğunuz bu ilgi ve alakaya şahsım, milletim adına çok teşekkür ediyorum. Kalpemiz ordumuzun içerisine sızmak suretiyle paralel devlet yapılanmasının 17-25 Aralık'tan sonra bunların ne olduğu dün akşamki eylemleriyle tam manasıyla ortaya çıkmıştır. Bu milletin imkanlarıyla, paralarıyla alınan silahları bu millete yöneltecek kadar alçak durumudur. Tek millet, tek bayrak, tek bayrak, tek vatan, tek vatan, tek bayrak, tek bayrak. Yolumuz var. Ayrılıyoruz. Sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler. Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkta yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını. Bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım. Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü, ya çobansız bırakma Allah'ım. Bizi sen sevgisiz, susuz, havasız ve vatansız bırakma Allah'ım.